Merhaba, Mucize Yumak YouTube kanalındasınız arkadaşlar. Hoş geldiniz. Bugün sizlere görmüş olduğunuz şu mini bag çanta yapımını anlatacağım. Çok kolay, herkesin kolaylıkla yapabileceği, birkaç saat içinde örüp bitirebileceği bir çanta. Hemen ör, tak, çık modellerinden biri olacak. Katip kullandım arkadaşlar. Yaklaşık 150-200 gram gitmiştir. Çok az. Ölçüleri 15 santim eni, 20 santim de boyu. Tığım da 3 milim. Katip kullandığım bir marka yok. Çile halinde alıyorum. Herhangi bir tuhafiyeden çile halinde alıp kendim sarıyorum. Şu şöyle küçük iki tane yumak ancak gitmiştir arkadaşlar. Kenarlarını farklı renk olsun istedim. Sizler tek renkte yapabilirsiniz. Kulp kısmına minik çok ince bir deri kulp da kullanabilirsiniz. Çok yakışır. Farklı olabilir. Ben sade olsun istedim. Yine kendi ipinden, katipten kullandım. Şimdi hemen yapımına dilerseniz başlayalım. Katipimi alıyorum. Şöyle kenara çekiyorum. Şimdi tam tersini yapacağım arkadaşlar. Ortası saman rengi olacak. Kenarları da bordo renk olacak. Bir tane şöyle zincirimi çekip sıkıyorum. Bu zincirimi saymıyorum. 3, 4, 5, 25 tane zincir çekiyorum. 10, 13, 16, 20, 23, 24, 25. 25 tane zincirimi çektim. Üzerine aldım tığımın. Şimdi sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6. kısma batıp üçlü trabzan yapacağım. Üçlü trabzanımız neydi? 3 seferde çıkarıyorduk. 1, ilkinden 1 tane, ikincisinden 2 tane, son olarak da 2 tane çıkarıyorum. Şöyle bir halkam oluşuyor. Bir tane zincir çektim. Üzerine aldım. Bir tane zincir atlıyorum. Bir sonrakine batıyorum. Ve yine üçlü trabzan yapıyorum. İkinci halkam da oluştu. Bu şekilde toplam 11 tane olması lazım. 2, 4, 6, 8, 10, 11. Evet. 11 tane yan yana trabzanlarım olacak. Arada birer zincir çekiyorum ve bir tane de zincir atlıyorum. Bu şekilde sonuna kadar geliyorum. Sıranın sonuna geldim. İlk çektiğim döndüğüm zincirlerle beraber 2, 4, 6, 8, 10 tam 11 tane trabzanım oluştu. Şu aralardaki çektiğimiz zincirleri arkadaşlar sıkı çekmeyin. Kasma yapacaktır ve hoş görünmeyecektir. 1, 2, 3, 4. 4 tane zincirimi çektim ve çevirdim. Bir de bütün örgülerde geçerli aslında. Şu anda aklıma geldiği için söylüyorum. Böyle çevirmeli işlerde, projelerde, şimdi ben bu tarafa çevirdim. Benim kolayıma böyle geliyor. Siz şöyle de çevirebilirdiniz. Bunun bir önemi yok. Önemli olan, şimdi ben şu tekrar çekeyim. 1, 2, 3, 4. 4 tane çektim ve böyle çevirdim. Özür dilerim. Bu halde çektim. Şöyle çevirdim. Sadece her seferinde aynı yöne çevirirseniz örgünüz daha düzgün olacaktır. Yani bir seferinde böyle çevirin, bir seferinde böyle çevirin, farklılık yaratabiliyor. 4 tane zincirimden sonra her bir trabzanın tepesine batarak devam ediyorum yine. Üçlü trabzanımı yapıyorum. Artık trabzan dediğim zaman üçlü trabzan olduğunu anlayın. Başka bir trabzan çeşidi yok çünkü. Araya bir zincir çektim. Hemen bunun tepesine, sıradakinin tepesine batıp üçlü trabzanımı yaptım. Araya bir zincir çektim. Yine sıradakinin şu kısmına, tepe
B noktasına. Bu şekilde her birinin tepesine batarak devam edeceğim. Ve toplam arkadaşlar, son kısımda bir farklılık yok. Şöyle hızlıca yapayım. Her birinin tepesine ve araya bir zincir. Çok sıkı olmasın. Zincirleriniz kasma yapmasın. Şimdi ipimi biraz açayım. Kağıt iple bir şey paylaştığımda mutlaka Instagram'da hemen sizin kağıt ipiniz farklı olabilir mi? Çok rahat örüyorsunuz diye mesajlar geliyor. Hayır arkadaşlar, benim de kağıt ipim normal sıradan kağıt ipler. Sadece ördükçe insanın eli alıştığı için videolarda öyle görünebiliyor. Son kısımdayım. Bir tane atlıyorum. Buraya değil. Nasıl ki şuralarda da hep bir tane atladım. Şu kısmı atlayıp buraya batıp yine üçlü trabzanı oluşturuyorum. İkinci sıramı da yaptım. 2, 4, 6, 8. Toplam 8 sıra yaptıktan sonra geleceğim ve bir tane daha aynısından örüp birleşim noktasını hemen göstereceğim. Evet arkadaşlar, birinci kısmını ördüm. Bir tane de aynısından hazırladım. Şimdi bunları birleştireceğim. Kağıt ipte arkadaşlar hepsi eşit kalınlıkta olmuyor. Bordo ipim kadar kalın değilmiş. O yüzden sıra sayısı denk gelmedi. Bir sıra daha ördüm ben. Size ölçtüğüm sayı olsun diye. Şimdi 9 sıra ördüm yani. Bu kısımlar yine aynı. Sadece sıra 9 sıra oldu. Bu sizin zaten keyfinize kalmış. Ne kadar isterseniz o kadar örebilirsiniz. Şimdi ördüğünüz zaman bu kadar düzgün olmayacaktır muhtemelen sizin yaptığınız. Çünkü ördükten sonra hemen gidiyorsunuz arkadaşlar. Bir güzel ütünüzü atıyorsunuz. Şöyle orta ayarda ütülüyorsunuz güzelce. İki tane mis gibi bir çanta parçanız oluyor. Kağıt ipi ütülesek hiçbir sıkıntı olmuyor. Orta ayarda şöyle dikkatli şekilde ütüleyin. Şimdi bunları üst üste koydum. Şöyle. Bordo yapacaktım ama videoyu çekerken karar değiştirdim. Farklı renk olsun istedim. Gri ipimi aldım. Bir tane zincirimi çekiyorum. Sabitliyorum ipimi. Şöyle. Şu köşeden başlayacağım. İpimi şöyle geçiriyorum. Bir tane zincirimi çektim. Üzerine aldım. İkili trabzan yapacağız arkadaşlar. Kenarlarında. Bir tane yaptım. İkinciyi de yaptım. Üçüncü trabzanımı da yaptım. Bir sık iğne ile başlamıştık. Ortaya 3 trabzan ve sonra bir tane sık iğne ile kapatıyorum. Ve bir sonraki boşluğa geçiyorum. Arkadan da ipimi yürüteceğim arada. Bir tane sık iğne. 3 tane de ikili trabzan. Evet, bu renk de güzel oldu. Hoşuma gitti. Hem farklı olsun istemiştim. Evet, gri de yakıştı. Sık iğnemi de yaptım. Yine başlarken de sık iğne, bitirirken de sık iğne devam ediyoruz. Şimdi 3 tane ikili trabzan. Şimdi bu şekilde bakın her bir boşluğa yapacağız. İpim arkadan göstermeyeyim. Her bir boşluğa şu çiçek diyelim. Çiçek kısımlarını oluşturacağım. Şu kısımda da köşeye geldiğimde de iki tane yapacağız. Köşeye gelene kadar hızlıca öreyim. Sonra köşe kısmında iki tane yapalım.
Evet, köşeye geldim arkadaşlar. Bir tanesini normal yaptım. Şimdi şöyle hafif çekiyorum. Yer açıyorum. Bir tane sık iğneden sonra tekrar sık iğne yapmıyorum. Bir tane sık iğneden sonra hemen yine ikili trabzanımı yapıp toplam 3 tane yapıp şimdi tekrar sık iğnemi yapıp köşeye 2 tane bakın oluşturmuş oluyorum. Şimdi dönüş yaptığımda daha da düzgün duracak şu kısım gibi. Yine yan tarafa sık iğne ile başlıyorum. Şimdi bu kısım boşlukları daha dar bu kısma göre. O yüzden hemen bakıyorum yanlışlık olmasın diye. Evet. Yine sık iğne ile başladım. 3 tane trabzanımı yine yapacağım. İkili trabzan. Bu sefer üçlü trabzan yaptıktan sonra da 3 tane trabzan yaptıktan sonra da tekrar sık iğne ile kilitliyordum. Bu sık iğneyi bir sonrakine atlıyorum. Atlatıyorum. Sık iğnemi bir sonraki boşluğa atlattım. Ve şimdi yine tekrar 3 tane trabzanımı yapıyorum. Yani 3 trabzandan sonraki sık iğneyi bir sonraki boşluğa atlatmış oluyorum. Çünkü çok fazla yaptığım zaman marullaşmalar olacaktır. O da düzgün durmasını engelleyecektir. 3 tane trabzanımı bitirdim. Diğerini atladım. Sık iğnemi yaptım. Yine 3 trabzan. Özür dilerim. 3 tane trabzan, yani ikili trabzan yapıyoruz kenarlara. Bu şekilde yine köşeye de burada yaptığımız gibi ikili grubu yapıyoruz. Dönüyoruz. Tekrar bu kısımda yaptığımız şeyi burada uyguluyoruz. Sık iğne, 3 tane ikili trabzan, sık iğne ile kapatıyoruz. Bir sonrakine geçiyoruz. Diğerine kadar hepsini başına gelene kadar örüp bitiriyoruz. Sonra tekrar kul kısmında ve şu kısımda görüşüyoruz. Evet, sonuna kadar geldim arkadaşlar. Şimdi kenarlarına sık iğne geçeceğiz. Sonra da kul kısmını yapacağız. Hemen şuradan başlıyorum. Şöyle şerit halinde sık iğne yaptığımız zaman daha güzel duruyor. Şöyle üst ortaya bir tane. Trabzan tepesine de bir tane. Olmak şartıyla devam ediyoruz. Bunu buradan başladım. Buradan hemen şu kısma geçeceğim. Bu kısmı da öreceğim. Sonra da sap kısmını göstereceğim. Evet arkadaşlar, döndüm. Tamamını sık iğneledim. Şu kısmı da yapıyorum. Sonra şurasıyla birleştiriyorum. Kaydırma yöntemiyle. Zaten ütülediğimiz için gayet düzgün, muntazam oldu. Yine de şöyle yaparken kenarlarından şöyle şöyle düzelterek devam edebilirsiniz. Şimdi tam köşeye denk gelsin diye bir tane daha geliyorum arkadaşlar. Şöyle tam köşeye gelsin, köşede olayım diye. Şimdi toplam 150 tane zincir çekeceğim. 150 zincir çektikten sonra da ben 150 uygun buldum ama ölçerek yaptım kendime. Sizler de dilerseniz ölçerek yapabilirsiniz.
Şunu hesaba katın. Mutlaka kağıt kullandıkça esneyecektir. Hemen olmasa da bir müddet sonra mutlaka esniyor. Onu payını düşürün. Yani çok çok fazla yapmayın. Şimdi 150 tane zincir çekip dönüyorum. Evet, tamamını geçtim arkadaşlar. Son kısmı da yaptım. Şimdi bir tane zincir çekip ipimi kesiyorum. Daha ince bir tığ alıyorum. Şöyle şuralardan geçirerek ipimi saklıyorum. Şimdi zamandan tasarruf olsun diye şöyle ben kısacık yapıyorum. Sizler devam edin. Şöyle şuraya kadar gelebilirsiniz. Garanti olsun ipiniz çıkmasın. Şöyle. Tamamdır. İpimi temizliyorum. Ve artık çantalarımız kullanıma hazır. Şöyle daha düzgün dursun. Şurayı da bağlayalım. Sormak istediğiniz sorular olursa Instagram'da daha aktifim. Orada sorularınızı ulaştırabilirsiniz arkadaşlar. Dilerseniz şuraya çıt çıt dikebilirsiniz ama bence hiç gerek yok. Böyle de gayet kullanıma hazırlar. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Lütfen Instagram hesabımda Mucize Yumak olarak takip alırsanız sevinirim. Beğenilerinizi, yorumlarınızı eksik etmeyin. Videoların devamı gelebilmesi için bunlar çok önemli. Şimdiden yapacak olan arkadaşlara kolay gelsin diyorum. Hoşça kalın.